Annyeonghaseyo, merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 23. günkü Korece cümlelerimizi inceleyeceğiz. İlk cümlemizle başlayalım. Bir diyalog var. Okuyalım. Chajongoreul, chajutayo, chajongoreul, chajutayo. Arkadaşlar devam edelim. Ne meil chajongoreul tayo. Ne meil chajongoreul tayo. Hızlı bir şekilde okuyalım. Chajongoreul chajutayo. Ne meil chajongoreul tayo. Şimdi anlamlarına bakacak olursak bisiklet demek cajongo, cajongoreul, cajongo bisiklet demek, caju sık demek, tayo binmek demek. Ne, meil her gün demek, her gün bisiklete binerim. Bisiklete sık biner misin? O da diyor ki evet, her gün bisiklete binerim. İkinci cümlemize bakalım. Chon. Undong an choa heo. Chon. Undong an choa heo. Şimdi bu cümleyi niye verdim? Bu çok günlük konuşma dilinde bir cümle aslında bakıldığında. Nereden anladığımı soracak olursanız. Normalde şu chon aslında cho ve nının birleşmiş hali, yani chon'ının kısaltılmış hali. Daha günlük kullanımdır bu. Bir de nan da diyebilirsiniz. Yine bu nanının, na ve nının birleşmiş hali nan. Duyarsınız bunları dizilerde zaten. Hatta bir kere birileri yorumda sormuştu, yorumlar kısmında. Orada da söylemiştim günlük bir kullanım olduğunu. Hatta şurada mesela bu undong gıl olarak da yazılabilecekken undong denmiş. Yani sporu sevmiyorum. Chon ben, undong spor, an choa heo, yani ben sporu sevmiyorum derken burada ıl eki de kullanılabilir. Ama düşmüş. Yani kullanmamış cümleyi söyleyen kişi. Bu şekilde chonun undongul anchoa heo da denilebilir. Bu daha uzun bir yazım, ifade. Günlük dilde de gördüğünüz gibi chon undong anchoa heo diyebilirsiniz. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Abone olup beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere.